Biz Sivas'a davet aldıktan sonra ben Cahit Külebi'nin eşi yeni ölmüştü. Onu götürmeye, o etkinliklere katmayı amaçladığım için 30'unda özel bir araçla Külebi, ben, Sami Karaöre Sivas'a yola çıktık, gittik. Ama biz otelde kalmayacaktık çünkü orada Kara Kuvvetleri Müdürü, yani Karayolları Müdürü Cahit Külebi'nin öğrencisiydi, eski öğrencisiydi. Hocasını ve yanındakilerle birlikte ağırlamak istedi. Oraya gittik. Bavullarımızı koyduktan sonra şöyle bir Sivas'ı gezelim istedik. Öğretmenlik yapmış biliyorsunuz Külebi orada. Bize Sivas'ı, işte o öğretmen olduğum lise burası, bir sürü yer tanıtıyor. Gurur içinde anlatıyor şehri. Gece yola çıktık ve arkadaşlarımızın kalacağı oteli de görelim diye Madımak tarafına gittik. 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas Madımak Oteli'ndeki katliamda otele sığınmış olan kişilerden aralarında Asım Bezirci, Nesim İçimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gürsekin'de bulunduğu 35 kişi yanarak can vermişti. 35 kişiyle otelde bulunan yazar Zerrin Taşpınar katliamdan kurtulanlar arasında bulunuyordu. Zonguldak Maden Mühendisleri Odası lokalinde verdiği söyleşide yaşadıklarını anlatan Taşpınar şunları söyledi. Meydana çıktık oradan. Meydanda bir adam saçı sakalı birbirine karışmış. Kafirler, gavurlar gibi laflar ediyor, bağırıyor. Çiyakçık. Çok şaşırdım ben. Hemen kenarda valiliğin karşısında kafeler var, parkın kafeleri. Oradan bir garsona bu adam kimdir dedim. Boş verin dedim. Bir zıpuk tekidir. Şunu anlatmaya çalışıyorum. O örgütlü hareketi, militanları her adımda bizi yanılttılar. O zararsızdır, kimseye bir şey yapmaz, boş verin dedi. Peki, oradan imzaya gittik ki arkadaşların yüzleri berbat. Herkesin suratı asılmış. Ve bir gün evvel okuyucuyla kaynayan yer bomboş. Gittim ben Behçet'in, Lütfen'in falan olduğu masaya oturdum. Ne var? Görmedin mi dediler. Önüme bir bildiri sürdüler. Müslüman kamuoyuna diye bir bildiri. Şaşırdım tabii. Çünkü Aziz Esin'in hiç söylemediği sözler tahrik edici, kışkırtıcı bir bildiri. Biz Müslümanlar olarak görevimizi yapmalıyız falan diye biten bir bildiri. Şaşırdık. Dedik ki polisin haberi var mı bu bildiriden? Hani polise vereceğiz de o bir bildiriyi kim dağıtmış bakacak ha. Verdik dediler. Tepki? Tepki yok. Başarısız. Gazeteler açtık. Bizim Sivas gazetesini özellikle söylemeliyim. Çünkü sonradan tertip edildi o. İşte Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorlar. Aziz Nesin şunları şunları söyledi. Hiç söylemediği şeyler var orada. Artık nefes alamaz hale geldiğim bir sırada bir oksijen hissettim. O oksijene doğru yürüdüm. Hakikaten bir pencere açılmış arka odaların birinde. Oradan pencereden insanları seyrediyorum. Küçücük bir alanda 30 kişi. Karşıda büyük birlik binası katı varmış. Orada bir adam elinde bir karasla pencereden girmeye çalışanlara dürtüyor, vuruyor. Kadınlara en ağır hakaretleri ediyor. Bilmem neler. Defolun, gidin, yanın. Onları öyle dalgın seyrediyorum. Ali Çağ vardı. Şimdi Avrupa'da yaşıyor. Boylu, çok uzun boyludur. Beni gördü. Ve oradan yakaladığı gibi çekti ve aşağı indirdi. Abla ne yapıyorsun sen? Panel sonrası yazar Zerrin Taşpınar kitabını imzaladı.